Merhaba arkadaşlar. Keman Öğreniyorum 1 adlı dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kemanla alakalı size teknik bilgiler göstereceğim elimden geldiği kadarıyla. Öncelikli olarak ben kendimi tanıtayım. Benim adım Mustafa, soyadım Beyaz Çiçek. Yaklaşık 12 yıldır Sakarya Büyükşehir Belediye'mizin açmış olduğu meslek edindirme kurslarında keman derslerine girmekteyim. Keman eğitmeniyim. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldum. Asıl enstrümanın branşım keman. Genellikle derslerimizi hep sınıf ortamında yapıyorduk. Her yıl SAMEK sayesinde yüzlerce kursiyerimizle tanışıyordum. Sadece bu zor günlerimizde derslerimizi videolarımızdan devam ettirmeye çalışacağım. Temel bilgiler, temel dersler görmüş olacaksınız burada. Her hafta bir videomuzla karşılaşacaksınız. Derslerimizi takip etmenizi diliyorum. Umarım ki buradan da size verimli olmaya çalışacağım. Öncelikli olarak size kemanımı tanıtayım. Kemanımız gördüğünüz gibi dört telli bir enstrümandır kendisi. Dört tane telin ismi vardı. Bunları ilk dersimizde gösteriyoruz öğrencilerimize. İnceden kalına doğru gidiyor tellerimiz. Birinci telimizin adı mi teli. İkinci telimizin adı la. Üçüncü telimizin adı re. En kalın telimizin adı ise sol teli, dördüncü telimiz olmuş oluyor. Mi, la, re, sol. Bu aynı zamanda kemanımızın akort sistemidir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu akort sistemiyle karşılaşırsınız. Kemanımızın akort sistemi budur. İlerleyen derslerimizde size akort yapmayı da buradan öğreteceğim mutlaka. Buradaki kulaklarımız, burgularımız, buradan genel akort yapıyoruz. Kemanımızın salyangoz kısmı. Parmak bastığımız yer, bu siyah, uzun bölümün adı klavye. Diğer adına tuş ediyoruz biz. Ses köprüsü, diğer adına eşik diyoruz. Burada küçük böyle videoya benzeyen aparatlarımız var. Bunların adına fix diyoruz. Buradan da hassas akort yapıyor oluyoruz. Kemanımızın çeneli kısmı, boynumuzda altına gelen kısmı. Keman yastığı ben kullanıyorum genellikle. Sizin de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü keman insan iskeletine ters bir enstrüman. Zor olmasının sebebi de bu. Genellikle insanlar hep keman için zor tabirini kullanır. Çok zor bir enstrüman, çalması çok zor diye. Zor olmasının başta sebeplerinden bir tanesi bu enstrümanı tutmak. Doğru bir şekilde tuttuğunuz zaman doğru ve temiz sesler elde edersiniz. Ve sağlığınız için de doğru olanı yapmış olursunuz. Size tavsiyem biraz önceki keman tutmakla alakalı size vereceğim bilgileri can kulağıyla dinlemeniz. Kemanımız böyle. Küçük bir enstrümandır ama evrensel bir enstrümandır. Kemanı her müzikte görebilirsiniz. Dünyanın her köşesinde görebilirsiniz. Ne bileyim, Hint müziklerinde görebilirsiniz. Arabesk müzikte görebilirsiniz. Arap müziklerinde görebilirsiniz. Japonya'da görürsün, Çin'de görürsün, Teksas'ta görürsün, Avrupa'da görürsün. Kemanı hemen hemen her kültürde görürsünüz. Oldukça evrensel bir enstrümandır kendisi ki benim gözümdeki yeri budur. Böyle. Bir aparatımız daha var. Bunun adına da yay diyoruz genellikle. Bunun gerçek bir adı var. Arşe. Bilmeniz gereken adı budur aslında. Arşe. Biz genellikle yay ismini kullanıyoruz. Yayımız buradan gevşetilip buradan gerilebiliyor. Çok fazla germenizi tavsiye etmiyorum. Çok fazla gerildiği zaman bu yay ahşabıyla kıllar arasında bir boşluk artıyor gerdiğiniz zaman. Yayınızın bozulmasına sebep olabilir. Çok fazla germenizi tavsiye etmiyorum. Çok da gevşek kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Tabii ki olmazsa olmazımız bir aparatımız daha var. Bunun adı reçinedir. Genellikle keman kutularınızda görürsünüz. Şöyle küçük bir kutu halinde, kibrit kutusu kadardır. Reçine ne işe yarar? Reçineyi yayımıza sürdüğümüz zaman reçinenin tozları bu kılların üzerine yapışır ve sürtünme esnasında kemanımızdan ses çıkmasına sağlar. Aslında sesin çıkmasını sağlayan reçinin vermiş olduğu beyaz tozlardır. Özellikle kemanı yeni olan arkadaşlarım bilirler. Keman hiç çalınmadıysa keman
yayı telleri sürdüğünüz zaman kemanın hiç sesi çıkmaz. Bunun sebebi ise iç reçine sürülmemiş olmasıdır. Eğer ki reçininizi sürüyor olursanız kemanınızdan ses almaya başlarsınız. O sesi duymaya başlarsınız. Şimdi sabırlı olmamız gerekiyor ilk etapta. Sabır varsa biz bu işi başaracağız. O sabrı lütfen koruyun. Benden size tavsiye. Şimdi kemanımızı tutmakla alakalı size temel bilgiler vereceğim. Lütfen beni canlı kulaklıkla dinleyin. Neden? Dediğim gibi bu enstrümanı doğru tutarsanız doğru sesler elde edersiniz. Doğru tutarsanız sağlıklı bir süreç devam ettirirsiniz. Yanlış tutarsanız omuz ağrısı, boyun ağrısı yaşayabilirsiniz. Doğru sesler çıkmayabilir. Lütfen sizden ricam evde çalışırken özellikle ayna yardımını kullanın. Eğer ki aynanın karşısında çalışma imkanınız varsa mutlaka aynanın karşısında çalışın. Ayna her zaman bizim için eğitici bir araç olacaktır. Aynanın karşısında kendimizi daha iyi gözlemleyebileceğiz. Kendimizi daha iyi takip edebileceğiz. Ve enstrümanı kendimize yakıştırırız aynanın karşısında. Kendimizi daha iyi kontrol altında tutarız. Lütfen buna da dikkat ederseniz sevinirim. Şimdi keman tutuşla alakalı size birkaç bilgi vermem gerekiyor. Lütfen iyi dinleyelim ve siz de evde çalışırken bunlara dikkat ederek çalışın. Şimdi keman tutarken dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi keman vücudumuz bu şekilde karşıdan gelmeyecek. Keman omzumuzla paralel bir şekilde durmuş olacak. Ve ne aşağı doğru eğilmiş ne de dümdüz durmuş şekilde olacak. Keman tamamen şöyle eğimli bir şekilde boynumuzun altına, çenemizin altına gelecek şekilde tutacağız. Yüzümüz parmaklarımıza doğru dönmüş olacak. Ve bileğimizi yapıştırmayacak şekilde, klavyeye yapıştırmayacak şekilde dik bir pozisyonda tutuyoruz. Sanki böyle avucumuzun içinde bir şey varmış gibi, bir portakal varmış gibi ya da bir top varmış gibi düşünün. Getiriyorsunuz, klavyenin en sonuna kadar getiriyorsunuz ve bileğinizi asla klavyeye dayamıyorsunuz. Bilek dik bir pozisyonda olacak. Sağlığımız için dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi ise şu. Asla keman üzerine şu şekilde yatmıyoruz arkadaşlar. Kafamız dik bir pozisyonda, yüzümüzü de parmaklarımıza doğru çeviriyor olacağız. Ve çenemizde destek alıyor olacağız. Keman tutarken destek alacağımız kısım elimiz, kolumuz, bileğimiz değil aslında. Tamamıyla aslında çenemiz olmuş olacak. Tamam mı? Bunu yaparken çok fazla kasmayın kendinizi. Boyun ağrısı, omuz ağrısı yaşayabilirsiniz. Çene ağrısı bile yaşayabilirsiniz. O yüzden kendinizi çok fazla kasmıyorsunuz. Oturarak çalıyor olsanız da, ayakta da çalıyor olsanız mutlaka dik bir pozisyonda durmanız gerekiyor. Çünkü nasıl alışırsanız öyle devam edecek. Eğer ki belinizi kırarak keman çalmaya başlarsanız bu beliniz kırık durmuş olacak. Dik bir pozisyonda durmanızı tavsiye ediyorum. Bir de yayımız vardı bizim. Yayımızın da tutma tekniği var. Onu da size göstereceğim hızlıca. Bakın, ölü el gibi düşünün. Evet, bu iki parmağımızı birleştiriyoruz. Diğer parmaklarımız arasında da hafif bir aralık bırakıyoruz. Ve arşemizin sonuna doğru getiriyoruz. Serçe parmağımızı da hafif açıyoruz. Baş parmağımız, şöyle göstereyim. Baş parmağımızı ise bu aralıktan geçirmeyecek şekilde. Yani ne tam geçiriyoruz, tamamıyla şu tırnakla olan kesime dayıyoruz. Ve bileğimiz bakın burada da dik bir pozisyonda duruyor olacak. Kemanımızı tutmayı öğrendik. Yayımızı tutmayı öğrendik. Şimdi yay çekip iterken, çekiyoruz dediğim zaman bu arada yukarıdan aşağı doğru çekmiş olacağız. İtiyoruz dediğim zaman da aşağıdan yukarıya doğru itmiş olacağız. Çekerken, iterken de dikkat etmemiz gereken hususlar var. Nedir bunlar? Yayı çekip iterken ses köprüsünün çok dibine yanaştırmayacağız yayımızı. Klavyenin üzerinden de, yani bu siyah bölümün üzerinden de bu yayımızı çekip itmeyeceğiz. Tamamen bu yayımızı çekip iterken dikkat etmemiz gereken yer şu kısım. Hemen bakın şu fa deliklerim var. Akustik deliklerimiz onlar. O kıvrımların olduğu yerden bu yayımızı çekip iteriz. Yayımızı çekip iterken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Nedir bunlar? Yayımızı çok fazla bastırmayacağız. Bu bir. İkincisi, yayımızı çekip iterken dirseğimizden aşağısının hareket etmesi gerekiyor. Eğer ki omuzumuz komple hareket ederse bu yay dümdüz gidip gelmeyecektir. Daire çiziyor olacaktır. Yayın dümdüz gidip gelmesi için
dirseğinizden aşağısına hareket etmesi gerekiyor. Bileğinizin sakin, kıvrımlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Kıvrak olması gerekiyor bileğiniz. Şimdi mi telinde bir yağ çekeceğiz. Mi telimiz hangisiydi? En ince telimizdi. Birinci telimiz. Mi telinde yağ çekip biterken bakın yayımı çok fazla bastırmıyor olacağım. Yayımı çok fazla bastırırsam bakın kemanımdan kapı gıcırtısı gibi sesler gelecek. Eğer ki bu sesleri duymak istemiyorsanız yay bastırma tekniğine dikkat etmeniz gerekiyor. Yayınızı çok fazla bastırıyorsunuzdur bu sesi duyuyorsanız. Dolayısıyla çok fazla bastırmadan yumuşak bir şekilde bakın yağ çekiyorum, dikkat edin. Şimdi arkadaşlar, ilk etapta saymadan yer çektim, hani ritim tutmadım ama yayı mümkün olduğu kadar uzun tutmaya çalıştım. Uzun yer çekmeyi siz de çalışın ve yavaş yer çekin. Yer çekip derken şunlara dikkat edin, istemediğim şeyleri söyleyeyim. Kesintili bir şekilde yer çekmeyin, yani şu şekilde olmasın. Bunu istemiyorum, şunu da istemiyorum. Yayı kaldırmayacaksın. Bunu da istemiyorum. Adeta yayın akması lazım. Düz bir şekilde. Bu şekilde yay çekip bitmenizi istiyorum. Yay çekip biterken şunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mi teline çekiyorsanız diğer tellere değmemeniz gerekiyor. Yani hangi telde yağ çekiyorsan diğer tellere değdirmemen gerekiyor. İlk etapta gacır gucur sesler kemanınızdan gelebilir. İşte ne bileyim yayınız çok fazla titreyebilir. Bunlar olabilecek şeylerdir. Çünkü yeni başlıyorsanız enstrümanınıza, kemana yeni başlıyorsanız ilk etapta hakimiyetiniz zor olacaktır. Bunları kafanıza takmayın. Yapabileceğim diyeceksiniz. Ben bu işi yaparım diyeceksiniz. Ve oturup çalışacaksınız. Buradaki izlemiş olduğunuz videoyu, bugünkü göstereceğim size bilgileri evde her gün tekrar etmeniz gerekiyor. En az bir yarım saat, bir saat tekrar etmeniz gerekiyor. Çünkü yeteneğe dair bir ders olduğu için tekrar ederek öğreneceksiniz bazı şeyleri. Dolayısıyla ilk dersimiz size çok basit, sıradanmış gibi gelebilir. Ama göründüğü gibi değil. Evde her gün vakit ayırıp çalışmanız gerekiyor. Bu temel bizim ilk tuğlamız olacak. Ve bunun üzerine bir şeyler ekliyor olacağız. Mümkün oldukça evde ilk hafta bol bol yağ çekin. Yalnız bir dipnot vermek zorundayım. Bünyeniz alışkın olmadığı için devamlı diyorum yani keman insan iskeletine ters bir enstrüman. İlk hafta kendinizi çok da fazla kasmayın. Tabii ki çalışın yarım saat, bir saat ama ben yarım saat keman çalışıp deyip de kemanı yarım saat indirmemezlik yapmayın. İlk hafta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? İşte 2-3 dakika çalışın, 2-3 dakika arayabilirim. 2-3 dakika yer çekin, 2-3 dakika arayabilirim. Yani o yarım saati gün içerisinde bölebilirsiniz. İşte 10 dakika sabah, 10 dakika öğlen, 10 dakika akşam çalışabilirsiniz. Bu şekilde çalışırsanız sizler için daha verimli olur. İlk hafta genelde ben öğrencilerimi çok fazla kasmam. Çünkü şikayette bulunmalarını istemem. Bu bir gönül işi. Severek yapmanız gerekiyor. İlk derslerde özellikle birazcık sabırlı olmanız gerekiyor. Benim bu videolardaki amacım, hedefim şu olmuş olacak. Dördüncü dersinizde, dördüncü videomuzla basit temel şarkılar çalmaya başlayabileceksiniz. Genellikle bu hafta hep yer çekme, keman tutuşu hakkında bilgiler vermiş olacağım ve nota değerlerini de size gösteriyor olacağım. Nota değerleri önemli. Burada notalı da öğrenmiş olacaksınız. Nota bizim bir dilimiz olacak. Dilini bildiğimiz kemanı öğreneceğiz. Dolayısıyla çok profesyonel olmasa da ilk etapta size bu enstrümanı çaldırabilecek seviyede notayı öğrenmiş olacaksınız. Metot üzerinden buradaki derslerimizi devam edeceğiz. Nota değerleri
konusunda şöyle söyleyeyim size. Arkadaşlar içi boş yuvarlak bir nota gördüğünüz zaman bu notanız birlik notadır, dört vuruşluktur. Şekillerini iyi ezberlemeniz gerekiyor. İçi boş bir tane de sapı varsa bu notamız ikilik notadır. İki vuruşluk nota diyoruz biz buna. İçi dolu bir de sapı varsa bu notamız dörtlük notadır adı. Bir vuruşluk nota diye geçiyor. Bunların şekillerini iyi ezberlemeniz gerekiyor. Bunları öğrendiğiniz zaman ritim öğrenmiş olacaksınız yanı sıra. Ve notanın yerleri var. Müzik defterleriniz olsun mutlaka elinizin altında bu videoyu izlerken. Portenin üzerinde her bir notanın yerleri vardır. Sabittir yerleri. Biliyorsunuz do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bu sıralamayı bilmeyen arkadaşlarım mutlaka öğrensinler. Çünkü bunun üzerine bir şeyler ekliyor olacaksınız. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye saymış olduğumuz notaların her birinin bu çizgiler üzerinde yerleri vardır. Onların yerlerini mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Onu günlük bir 5 dakika, 10 dakikalık vakit ayırmakla kağıt üzerine karalayarak öğrenebilirsiniz. Notanın yerlerini öğrendikten sonra ve notanın değerlerini öğrendikten sonra kemanın üzerindeki notanın yerlerini öğrenmeye başlayacağız. Tabii ki ikinci videomuza kadar da sizler evde bol bol yay çekmeye devam edeceksiniz. Sizden ricam mutlaka notanın yerlerini ikinci videomuz izleyene kadar yani haftaya kadar mutlaka notayla alakalı sıkıntınızı çözün. Notanın yerlerini öğrenmenizi rica ediyorum. Yay çekip biterken benim istediğim şeylerden bir tanesi de şu. Bu çok önemli. Sayarak çalmanız gerekiyor arkadaşlar. 4 vuruşluk bir tempomuz olacak. Yani 4 sayı olacağız. 4 dediğimizde yayı bütün çekiyor ve yayı bütün itiyor olacağız. Dolayısıyla saymanız çok önemli. Saymak derken önce yapmamanız gereken şeyleri söylüyorum çünkü akıllı daha kalıcı oluyor. Lütfen yapmamanız gereken şeyleri söylüyorum. İyi dinleyin. Şunu istemiyorum bakın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bunu yapmanı istemiyorum. Şunu da yapmanı istemiyorum. 1, 2, 3, 4. Yani rastgele saymanı istemiyorum. Yayı kesintili bir şekilde saymanı istemiyorum. Şu şekilde istemiyorum ben. 1, 2, 3, 4. Bunu da istemiyorum. İstediğim şey şu. 4 sayacağız. Yayı 4 parçaya bölmüş olacağız gözümüzde. 4'te de pay bırakmış olacağız. Ve bu yay hiç durmayacak. Yavaş bir şekilde sayıyor olacağız. Örnekte olduğu gibi. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde. Unutmayın 2-3 dakika çalışacaksınız, 2-3 dakika ara vereceksiniz. Mi telinde çalışıp dinlendikten sonra aynı şekilde La telinde çalışacaksınız ve La telinde çalışırken şu dezavantajı var. Diğer tellere değme olasılığı yüksek. Sadece La telinden ses çıkarmaya çalışacaksınız. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ve 2-3 dakika dinlendikten sonra tekrar Re telinde çalışacaksınız. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde arkadaşlar. Mümkün oldukça sayarak çalışın ve aynanın karşısında çalışın. İlk ders bizim için çok 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 önemli. Çünkü neden? Bu enstrümanı tutabilmek ve bu yayı çekebilmek, çekip bitebilmek bizler için çok önemli. Bu ilk tuğlamız ve bunun üzerine bir şeyler koyuyor olacağız. Sizden ricam ikinci dersimize kadar lütfen bunları bol bol tekrarlayın. Evet arkadaşlar, metotta gördüğünüz gibi nota değerlerini öğrenmiştik. En azından ben size biraz önce söylemiştim. İçi boş yuvarlak nota gördüğünüz zaman 4 vuruşluk nota demiştik. Bir de bizim yay çekme ve itme işaretlerimiz var. Notalar üzerinde gördüğünüz gibi. Bu yarım dörtgene benzeyen işaretler, yarım dörtgen olan işaretler çekerek anlamına geliyor. R harfine benzeyen işaretler ise yayın uç kısmını temsil ediyor. Yani iterek anlamına geliyor. Çekerek 4, iterek 4 çalacağımız notalar. Notaların bazılarının üzerinde çekme veya itme işaretleri yok gördüğünüz gibi.
Bir önceki notada çekiyor iseniz işaret yoksa içiyorsun. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Benim sizden ricam işaretleyebilirsiniz. 18, 19, 21 ve 23. etütleri güzelce çalışacaksınız. Hangi notalara denk geldi ben en azından şimdilik söyleyeyim sizlere. 18 numaralı etütümüz La notası. Yani La teline denk geliyor olacak. 19 numaralı notamız Re notası, yani Re teline denk gelmiş olacak. 21 numaralı notamız, 21 numaralı etütümüz Mi teline denk gelmiş olacak. Yani Mi notamız olmuş oluyor. 23 numaralı Sol notasına denk gelmiş oluyor. Yani istediğim şu kısacası, bakarak çalmanız gerekiyor arkadaşlar. Gözünüzün notayı takip etmesi gerekiyor. Çalarken, yer çekip biterken, ezbere değil de buradaki etütleri çalışırken özellikle gözünüz notayla temas halinde olmuş olsun. Notayı takip etsin. Hangi notayı çalıyorsanız lütfen onu takip etmenizi rica edeceğim. 18, 19, 21 ve 23'ü çalışıyor olacağız. 18'i çalacağım ben size. Takipte kalın. Devam ediyor. Tabii sizin gözünüzün notadan ayrılmaması gerekiyor. Sondaki işaretlere dikkat etmeniz gerekiyor. Çekerekse çekerek bitmesi lazım, iterekse itiyor olması lazım. Lütfen sizler notayı daha iyi takip edin. 18, 19, 21, 23 sadece 4 sayacağınız uzun yay teknikleri, bütün yay teknikleri sayarak çalışmanızı tavsiye ediyorum. 25 ile 26'ya baktığınız zaman da 25 ile 26. etütlerimizi de işaretleyelim. Onları da size anlatayım. Üye işaretini gördüğünüz zaman, altta üye kısaltma yazısını görüyorsanız eğer, üst yay, yayın ortasından ucuna kadar olan kısmına üst yay diyoruz. Bakın yayın ortasından ucuna kadar geldim. 1, 2, 3, 4. Alt yayda ise yayın dibinden ortasına kadar olan kısmına alt yay diyoruz. Burada da 2 sayıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde. Yine notaları takip ediyorsunuz. Kaç tane nota varsa bakarak çalıyorsunuz. Ezbere çalmayacaksınız. Kaç tane nota varsa işte 8 tane nota varsa 8 kere çekip biteceğim demeye sakın. Notaları sayarak ve bakarak çalmanızı size tavsiye ediyorum. Bundan sonraki dersinizde yine ufak yay çekme itme tekniklerine devam edeceğiz. Ve akabinde yavaş yavaş parmaklara geçiyor olacağız. Nota değerlerini ve notanın yerlerini kağıt üzerinde öğrenmenizi rica ediyorum. İkinci dersimizde görüşmek üzere.